Selamlar sevgili arkadaşlar. Efsane bir videoyla karşınızdayım. Değerli kardeşim Tuna Tavus'un. Merhabalar, merhabalar. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Bilinmeyen yaşantısını, spor salonunu, yayın yaptığı bilgisayarı, aile yaşantısını. Çünkü anne ve anneanneyle yaşıyorsun evet, burada. Evet, beraber yaşıyoruz. Yani çok ilginç videoya geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ankara'ya geldik şimdi. Arkadaşlar, Tuna'nın evinde her şey istifli. Yani yüzlerce var. Kaç tane su var abi burada mesela? Abi galiba 120 tane falan olması lazım. Her şey toplu söyleniyor. Biz yıllarca benim boyumu normalize etmeye çalıştık influencerlarda. Bugün kurtaramayacağımızı anladık benim, ve... Benim inanılmaz kamera hilelerimle... Normalde böyle duruyorum ben mesela. Bir like'ınızı alırız, eğlenceli video. Mutfaktan başlayalım. Abi burası aslında Amerikan mutfak, böyle salonla birleşik zaten. Çok geniş güzel bir salon var bir kere bu tarafta. Yemek yiyorsunuz, TV izliyorsunuz. Genelde ben burada yemek yiyorum, annemler TV izliyorlar. Oo, yükle yükle reis. Evet, otomatik ağız geliyor yemek görünce bana. Ya yemeklerde asla porsiyon alınmıyor herhalde. Baksana iki tane tatlı. Ya mesela bunun tunaya kalanı şu kadar tulumba tatlısı abi sülaleye yeter ya normalde. İki set var burada. Bir tunaya geri kalanlarda bir kalanlar. Yiyeceğin ve içeceğin bitmesi en büyük korkum. Onu fark ettik yani. Evet. Her yerde evde içecek ve yiyecekler var. Alakasız yani. Buzdolabı olmasına gerek yok. Mesela merdivenin dördüncü basamağında evet. Buzlu süt var. Dolaba bakalım. Burada böyle magnetlerim var. Magnet toplamayı seviyorum. Evet, abi. Güzel bir alışkanlık. Abi her yerden var ya. Avrupa'dan, Dominik'ten. Alaçatı, Pamukkale. Benim gömleğim gibi bir dünyanın olduğunda ya, bunu söyleyebilirsin. Renkli şeyleri çok severim ya. Şimdi dolaba bir bakalım. Merak ettiğim bir şey benim çünkü. Bizim mesela öğrenci dolabı gibi. İstanbul'daki dolabımız. Bu aile dolabı ya direkt. Tabii tabii aile nice dolabı. Bir dolap yani. Hindi külbastı var abi. Severim. Bolca peynir. Evet burada. Profiterol. Evet profiteroller var. Mutlu ol adam profiteroller. Onu unutmuş kanka gözünden kaçırıyor. Benim burada bir yarım profiterol varmış. Yatırım. Yani çakılı bir dolap var bu tarafta. Buzdolabı. Bakalım. Bak. Magnumlar. Tatlıyı seviyorsun değil mi Tuna? Ha, ben tatlıcıyım ya. Pizzalar, savurmalar. Tavuk. Et, tavuk. Et oğlu et. Gayet oğlu. Bayağı et var yani. Burada bak köfteler möfteler de var yine. Sen bunu bir yere mi veriyorsun? Yani genelde zaten artık çok stoklu almıyorum. Bozuluyor. Günlük taze tercih ediyorum. Biz seninle 170'ti sen görüştüğümüzde son yayın yaptığımızda. Kaç oldu şimdi? Ya şimdi çok anlık bir kilo artışım oldu ödemden dolayı. Kaçsın şu an? Şu an 190 civarı herhalde. Biz buraya baktık da bunun dışında dondurucun bir tane daha var. Şey aşağıda, aşağıda göstereceğim onu. Aşağıda spor salonu var özel, yayın odası var onlara bakacağız ama bütün evi göstermek istiyorum ben size önce. Evet. Cantu Yılmazer. Burada geniş bir salonumuz var. Aa, aile fotoğrafları çok kıymetli. Şöyle Tuna'nın eski aile. Çok titizim ya. Omuzları yine geniş. Oha. Abi omuzları maşallah. Bu sen misin? Yok yok kesin genetik, sen çok çalışmamışsın. Yok burada da idman yapıyordum yine. Şans mı? Şans. Şimdi burası böyle bir şark köşesi gibi. Türk halıları var. Oturup beraber Netflix herhalde izliyorsunuz burada. İzliyoruz. Korku filmi çok severiz. Özellikle anneannemle. Burada bayağı oturup işte Tuna, annesi, anneannesi beraber korku filmi falan izliyor. Ya hem de yıllardır yani. Biz her evde böyle bir köşe yapıp korku filmi... Bir gelenek gibi olmuş yani sizden. Tabii tabii annem korkar mesela biraz da anneannem o filmlerin içinden geçer ama. Oğlum ikiniz aynı anda sığmıyoruz. Böyle bir şey kapıyı çalışıyorum artık kanka. Bunun doğrusu benim bunu görüyorum. İyileşmiş gördüm ben. Ben evrimin ekranına baktım sen sürekli dua ediyormuşsun. Bak Cantu'yu çıkart direni koy. Bir bak yani gene cüce gibi olacak. Ya abi ufak bir herif 1.80 adam arkadaşlar yani. Tavunda çektiğiniz fotoğrafı buraya koyalım. Bizim ikimiz yan yana durduk ya Tuna'yla. Tamam. Ben de ufak bir değilim. Ben de 1.90'ım yani. Abi sadece boyuna da değil enine de adam. Evim çekti. Tabii tabii. Zaten hacim hacim deniyorum ya bir yandan da. Tuna hardcore bir oyuncu arkadaşlar. Counter oynuyor. Çok eski Half-Life oyuncusu Tuna. Neler oynadın zamanında? Yani benim... Fortnite'ı görünce geldi aklıma. Gözlükle bu arada. Bunu babaanne, anneanne verdin herhalde. Bak anneannemin Fortnite'lı gözlüğü bu. Ya benim gaming serilerim zaten bayağı eskiye dayanıyor. PlayStation 1'de oynanan Batman oyunlarından God of War 1'ler, 2'ler, PlayStation 2'ler zaten... 99'lusun. 99'luyum. Yaşına göre çok erken gamer oldum. Çok erken gamer oldum. Hep bana kızarlardı. Babam bilgisayarın fişini çekerdi falan. Abi babalar var ya, babalar kendini feda ediyor orada çocuklar bilgisayar oynasın diye. Bilirsiniz siz, iyi bilirsiniz. Yatırım yatırım bunlar. Ya sen kime trip atıyorsun kralım? Babam trip attım ya.
buradan babama. Baba çekmeyecek mi o modemi? Çıkalım o zaman yukarıya abi. Evrimin ayağı 46. Ben de 46'ya kadar sayabiliyorum ayakta. Bekleyici falan diyorduk. Abi 36.5 olur. 37 olur. Yalanır yutulur ama 48 falan. Garip seviyeler. Bir ayakkabı var göstereceğim size bak. UFO gibi böyle. Abi burası senin odan herhalde. Burası benim odam abi. Yaşam alanım. Çok benziyor biliyor musun yaşam alanlarımız? Bir yatak, bir televizyon, bir makina. Sende bir ekstra spor salonu var. Bir erkeğin ihtiyacı olan her şey. Bir erkeğin ihtiyacı yani... olan demişken. Bir erkeğin ihtiyacı olan. Çok şey. Vazelin mi o ne? Arkadaşlar suyu gösterecektim size ama bir detay gördüm onu göstereceğim. Her oyuncunun ihtiyacı olan bir şey. Siz çok iyi anlarsınız bundan. Tuvalet onu da terliyorum ve telimi siliyorum abi. İnsan terler bu. Hem de el emeği ateş ediyoruz ya elimi siliyorum ben de onlarla. Tuvalet kağıdı. Öyle öyle arada. Arkadaşlar ben sevişiyorum arada bir ya. Benimki o yüzden peçetem. Prensesli bir şey var orada ya. Siz... Aa bak, çilek bak, çok Ankara. Seviyorum. Sen ciddi misin oğlum be? Bu arada... Sen başında prensesli çilek... İstanbul'dan geldik Ankara'ya. Bunlar harbiden video için yerleştirilen şeyler değil. Herif manyak her yerde çilekleri var. Yani çilekli süt var abi her yerde. Adam abi çok seviyorum ya. Muzlu süt seviyor olabilirsen. Bunun prenseslisini alma ya kanka. Bunun normali ama bunun daha albenisi var. Daha lezzetli gibi böyle. Bu tipi daha güzel. Sanki hani çok güzel kızlar içiyormuş gibi düşün bunu böyle. Ambalajı öyle yani. Ambalajı mı abi? Ambalajı tabii abi. Ambalajı. Ha siz... Geç düştü ben yaşlandım artık. O işleri de bıraktık. Bu arada şey yapacağız Tuna'yla. Ankara lezzet turu. En güzel yerlere gideceğiz Ankara'daki. Gideceğiz. Karılan. Tam sokak lezzeti böyle. Sokak orada hızlı yiyoruz. Güzel bayan araştırdığı bizim baktığımız falan. Yo ben de bayağı bir araştırmamı yaptım abi siz geliyorsunuz diye. Güzel yerler var kafamda. Ateş, tavana ateş atan yer varmış öyle bir şey duydum. Var var. Merhabalar. Tam ne yapıyorsun? Şimdi burada yatarken bir şey açıyor mu? Ben bir şey açtıysam uyumam abi. Ben de uyuyamıyorum. Uyuyacaksam kapatıyorum direkt televizyonu. Bak blackout perde zaten bir evin vazgeçilmezi. Oyuncu klasiğidir bu yani. Normal senin sevmiyorum. Evin her yeri öyleydi. Benim oyuncu biz komple mağarada yaşıyoruz. Evi mağaraya çevirdik. Devam edelim abi o zaman. Normal lavabomuz var. Normal bir tuvalet. Buna aa senin ama şeyin meşhur. Ne abi? Bir lütfen o pozisyonu gösterebilir misin abi şöyle. Şimdi Tuna tavus sıçması diye bir şey var. Ya kaç kere sıçıyorsun sen? Var mı abi? Abi bunu abi herkes merak ediyorlar. Açıklamadım ama burada herkes samimi. Üç sifonda falan gittiği oluyor. Bu kadar samimi bir video mu? Bu da ne girdik şimdi? Kanka. Evet. Ben buraya düz oturamıyorum çapraz. Çapraz. Düz oturunca bacağım duşa doğru. Oğlum duşa girdi bir bacağı. Öbür bacağı şeye değiyor mobilyaya. Böyle. Oğlum öyle abi. Sen şu. Kanka günde kaç kere kendini bir yere sığdırmaya çalışıyorsun ortalama? Sürekli bak bu duş da öyle mesela. Bu duşa da zaten sığamıyorum falan. Yani bak, girsene çok komik. Bak diyorsun. Girdiğim zaman. Kafanı vurma diyeceğim de alışmışım. İçini ya. Yani komple kapladığım için. Bu ne oğlum? Oha! Oğlum sen buradan nasıl geçtin kanka? Elim çekemiyor şu an teknik olarak. Ya nasıl çekeyim oğlum? Kanka bitirdi adam doldurdu her şeyi. Abi ya. Hayır. Şöyle bir durum da var. Zaten bak normal kapıdan da geçemiyorum. Bak gel. Baksana abi. Kalıyorum yani. Şunu anlatacağım sadece. Bugün şimdi Tuna bize bir ikramlık bir şeyler söyledi biz gelince. Ben de ödemeye çalıştım. Bak burası ön kapı olsun. Tuna ödemeye gitti. Ben arkadan geldim. Dur bir öyle abi bak. Ön kapı bir tık geri git. Gel gel. Bak ben paket servisçiyim tamam mı? Post yazıyorum. Abi bak şuradan şöyle bir şey yapmayı denemiyorum. Tamam başka şansım yok. Hani buralardan falan veremiyorum. Bu olay yaşanırken paket servisçi de aynı benim gibi hiçbir şey görmedi. Neyse ya Tuna varken esas ödemek çok zor. Evet. Şimdi mesela zor mu anneyle anneanneyle yaşamak? Yoksa abi zor değil beni çok rahatlatıyor mental olarak. Zaten ailem en çok güvenebileceğim insanlar. Öyle. Mutluyum onlarla beraber. Şimdi burada ve burada bir yaşantı var. Burası annen odası zaten. Burada yazıcı var abi. Yani annen sana destek veriyor zaten işlerinde. Tabii tabii evrakları falan. Çıktığını da mı aldırtıyorsun kadıncağıza? Tabii yani. Evrakları o çıktı alıyor ben imzalıyorum. Çok güzel güzel. Şimdi diğer tarafta böyle. Bir kedim var. Kedi var. Leo. Gördük kediyi bayağı gördük biz videoda. Siz fark etmediniz de. İçeri çıkıyor yani. Anneannem de burada aslında. Mesela biraz küçük bir oda burası tabii. Çok güzel ama. Yo şurası. Çok güzel. Çok süslü bir anneanne bu arada. Malzemesi evet. Var yani. Bir de üst kata çıkalım sonra spor salonuyla yayın oluruz. Oo asıl asıl olaylar. Esas olay orası. Burası kardeşim odası. Bir balkon var şurada.
Ben oturdum biraz da. Merdiven çıktım. Sen yoruluyor musun mesela? Enerji yönetimin nasıl? 5 saat idman yapayım yorulmam. Merdiven çıkınca yoruluyorum. Sen merdivenle nefret ediyorsun bu arada. Nefret ediyorum ya. Ankara'da devrilirim diye bir de tribe giriyorum ben şimdi Tuna'yla burada oturduk diye de. Bir taraftan da inşallah devrilmeyeceğini de biliyorum. İnşallah devrilir. Video 100 milyon. 100 milyon olur buradan düşer ölürsek falan da gerek yok. Hiç ölmezsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ama burası da kırılmaz ya. Öyle bir şey beklemeyin. Tuna bir zıplasın bakayım. Yer mi sallansın? Tuna asansörde zıplama şakası yapıyor. Son şakam. Son videom. Şimdi Tuna oyun oynuyordu. Burası benim ofisim zaten. Güzel bir makine var. 4080 herhalde. 4080 süper ben içinde. Bunu da yeni bu eve taşınırken hallettim. Ha, bunları mı kaldırıyorsun böyle böyle bir kasa yapmışsın? Hani kasa onunla kasa. Onunla. Ağırlık gibi orada. Ağırlık tutma yeri gibi. Her şey kolay kaldırdın. Her şey dumbbell'lar. Kanka bu tip böyle kaldırdı. Ağır lan kasa. Ağırlık gibi kaldırdı abi. Kanka ya 30 kilosu falan var da. Ağır, ağır kasa. Ne oynuyorsun onu anla. Bu aralar çok oynayamadım. Normalde CS çok oynadım. Yayını da açıyordum. Aç bir envanteri falan da vardı bakalım, senin bakalım. Bu arada çizimleri var abi. Aa, bir dakika çok büyük olay var burada. Oğlum sen çizim el yeteneği olarak inanılmaz. Bunlar senin çizimleri. Ben çizim lisedeyken abi derslerde zaman lisede çizimde yaptığın inanılmaz bir çizim şunlar. Sağ ol abi valla. Beğenmene sevindim ya. Çok güzel. Bak şunlar galiba hediye gelenler. Hediye geldi onlar. Bir söyleşide benim resmi çizmiştim kız. Damacana çok kıymetli bir şey. Çıkış noktası. Çıkış noktası değil mi? Gerçekten benim için de levyedir mesela böyle. Doğru senin de levye. Gün sana çok güzel bir hediyemiz var. Haberin yok söylemedik. Hadi. Evet. Yani anlamlı olacağını düşündüğümüz bir şey. Ay sağ ol abi. Geliyor şimdi. Düşünme yeter. Bunu gördüğüme çok sevindim burada ama. Yani insan orijinini hiçbir zaman unutmamalı. Öyle öyle çıkış noktası gerçekten önemli ya. Güzel bir ilişkin var. Bir evet evet sevgilim var. Var. 1,5-2 sene olacak neredeyse. Aşkım benim günaydın. Seni geldim. Allah'ım ben tamam, o kadar değil. Benim ne gibi? Bu ne abi? 45 lira hesap ödemişsin. Ya onu Musvet'te videom var ya abi. Konik şey diye astım oraya. Bak. 10-45 bin. Gold Kuzu Kafes, Gold New York, Asado, Gold Burger, Asado, Lokum, Künefe, Küfleme, Düşme. Kanka yarım kilo altın yemişsiniz herhalde. 7 kilo altın. O tüm menü yediğimiz video işte. Ya benim için güzel komik bir gündü. Öyle anısına asayım dedim. Evet evet güzel videoydu. Bekle şimdi. Bunacım herkes... Abi! Altın damacan almışlar. Ya bu işte bu. Ozbuk. Senin bir ayağı alalım. Çok iyi ya. Hocam bu da evinin bir köşesinde bir yerde. Vay 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 vay. Abi sağ ol valla düşünmen yeter ya. Çünkü millet dedi ki hani nasip manyak bu a**a koyayım. Damacanayı, dolu damacanayı böyle rahatça kaldı. Bizi Diren öyle demiş mesela biz onlar. Evet. Böyle bir şey yaptık. Abi, abi çok... Uygun fiyatlı bir hediye oldu. Boyadı. Ama anlamı başka. Fikir çok güzel. Altın damacana. Biz öyle birbirimize Allah'ımla hediyeler veririz. Diren leyveye boyar. Ben bunu içini falan ışıklandırıp böyle güzel bir şeyler. Aslında var yapacaktım ben onu ama böyle daha ilk o post. Yo bu zaten şey direkt böyle. Vücut aynada güzel şeyler yapılabilir. Bize bir counter oyna 2 dakika. Ya bir evet. Haftanı görelim bakalım. Olur olur açalım bakalım counter'ı. Envanteri bir göster. Bayağıdır da oynamadım. Ya şey oluyor ya zaten. Bir eğim oluyor, hiç gitmiyor. Oyun ne zaman açarsan tabii canım o bisiklete binmek gibi bir şey. Cidden öyle ya. Oyun, oyun sonra bunları tekrar konuşursun ha. Bisiklete binmek gibi bir şey. Göster ya envanterini. Ooo. Bak solgun var orada. Uçağı bir inspekte. Evet, evet. Güzel, hoşuma gidiyor baya. Ne diyorsun ya? Float falan da izledim böyle. Ben de dünyanın en iyi 5. hole'u vardı. 0-0-0-0-7 float'u vardı. Sat onu bana, duruyor mu? Durmuyor abi. Zamanında sattım. Lisedeyken. Ah, bende de ne hatıra Dragon Lore'lar vardı. Bazen bana gelir gidersin. Counter pazarlamacısı benim abi. Kim abi? Alıyorsun. Güneşin geldiği açıyı buluyorsun. Aa, yavaşça şöyle böyle yapıyorsun. İki yerden geliyor, iki farklı yüzden. Yani o hareketi düzgün yapacaksın Tuna. Bence bu arada... Ulan bu parayı verdiysen hareketi düzgün yapacaksın abi. Bence bu arada Rubiler CS2'de daha güzelleşti. CSGO'da Safirler daha güzeldi. Çakma hole. Evet, çakma hole yapmışsın. Arkadaşımın hediyesi bu da bana. Güzel.
Vallahi bayağı güzel. Diggle Miggle. Ben uzaktan setini... yedim bu arada hole olduğuna. Açınca fark ettim. Değil mi? Bunun setini yapmışsın. Bunu diren çıkartmıştı bana galiba. Çok güzel eldiven ya. Evet. Evet. Her şeye gidiyor bir de yani ne renk yaparsın. Gerçekten yaptı. Bak şuna biz yıllar diyoruz abi. Yani vur bakalım bize bir ya. Hadi bakalım. Açalım. Ölüm maçı. Ölüm maçı açalım bakalım. Tuna'nın fare tutuşunu bir gösterir misin Evrimciğim? Şimdi bu normal ya, Adem olduğu için üretilen bir fare. İnsan faresi. Vay. Ne bulacağım şovunu? Ne olmaz orada? Yapma ya gözlerim sana. Ben de abi. Tuna'nın koltuğu önemli. Bu da X-Racer'ın en büyük modeli. En büyük, evet evet. Bir de bak ya en deli yaratık modeli herhalde. Bir de böyle Tuna taşakları yayarak oturduğu için. Abi ne yapacağım? Böyle rahat ediyorum. Bir yerde denk gelirse Tuna, koltukta oturuyorken yanına yaklaşmayın. Koltuk dönünce beton bir duvar dönüyormuş gibi. Omuz atıp durdurabileceğiniz bir şey değil. Şimdi sen abi evin en değişik... Öyle kaçıramazsın bizi. Orada dolap var abi sen. Burada niye dolap var abi? Ya abi, her işte... yerde buzdolabı var bu. Yedek mi lan abi? Yedek buzdolabı. Abi... Çok acı acıkırsa yumurta kırıp direkt yiyor. Evin her yerinde bir detay var. Mesela bir kaçırdığımız bir detay olabilir arkadaşlar. Gamerlar için sağ el tuvalet kağıdı. Eller terleyince gene... Oğlum ben yıllardır bekliyorum. Solaklar için olanı çıkacak diye. Yok gelmedi daha. Merdiven altı. Oğlum baksana şuna. Her yerde yiyecek içecek. Kanka hep... Böyle 8 yaşındaki kız çocukları gibi özellikle bu şeyi görsel alıyor. Bayağı içiyor. Bayağı içiyor. Abi buradan ağırlıklar ha, başladı. Bu ne? Bu şey, bilek aleti bu abi. Tutaymaç bu. Bilek güneşi için. Tamam, gene çok içiyor. Oğlum bizim bilek aletlerimiz böyle yeşil şeyler, böyle pembe falan. Sıkıyorsun. Bunu cable'a bağlıyorsun ama. Bağlıyorsundur tabii kanka. Bu ne abi? Bunlar da cable'a bağlıyorsun hepsini. Bunlar aparat. Bu beli tutuyor herhalde. O şey korse ya, evet evet. Oğlum burada mıydı? Oğlum korseyi çıkarttım, altından gofrek çıktı kanka. Oğlum bir tane de değil kanka, kaç tane var? Kanka yani... sen bunların burada olduğunu biliyor muydun? Nasıl akla tutabilirsin? Biliyorum, biliyorum. Her yerde bir şeyler vardı. Kanka yani adamın bu şey, üçüncü deposu falan evdeki böyle karşılaştığımız yani. Asıl olay şimdi burada. Burada bir ayrı bir evin bölmesine geçtiğimiz belli. Yarım saattir bazı şeylere vurmadı ya. Delleniyor olan. Olan delleniyor. Hocam. Burası spor kokuyor. Burası işte olayların nasıl döndüğü yer. 48,5 bir ayakkabı bu da benim oğlum. Vay amına koyayım ya diyebiliyorum sadece. Doğru gibi denler ya abi. Gerçekten. Özel spor ayakkabısı ne sağlıyor sana? Bu squat ayakkabısı aslında topuğu bir tık daha böyle yüksek. Squat'ta derine inerken mobiliteyi arttırıyor. Güzel. Şuradan başlayalım. Bu cable aparatı abi. LED şimdi her şey yapabiliyorsun. Yani sırtla çalışabiliyorsun, üstten çekip. Alttan çekip kol atabiliyorsun. Yere oturup yine sığınabiliyorsun. Kol bu abi. Öbür tarafı sırt. Böyle mi tutuyorsun? Aynen. Yok öbür tarafı şey. Şöyle. Şöyle. Alet tutar gibi abi. Ha tamam. Spor biz çok yapmadığımız için. Bu mu? Bu hareketi yanlış mı yapıyor yoksa? Normalde şöyle yapıyor şey. Kaç kiloydun mesela? Bu 44-50 kilo mu? Benim performansım nasıldı? Omuzla karışık yaptın ama ikna abi. Ya bu normalde böyle kaptın kol. O adam iki parmağıyla tutsun işte. Abi bir de direkt moda giriyor. Abi işte abi dışarı değişiyor. Arttıracağım ya bir dakika. Hep yapmak istediğim şey spor salonlarıyla. Ben mi yapayım? Ben mi yapacağım onu? Omuzum acıyor. Kilo yapılmaz ki. Oha ben güçlenmişim ha. Bak sen 170'in 190'ın. Oğlum içine kalkıyor. Oğlum içine gidiyor. Oğlum oğlum. Dur devrilin. İçine kalkıyor. Kafama falan devrilse ölürüm ben. Ben güçlenmişim bu arada. İyisin bro, iyisin. Var mı kardeşim? O eksik kalan son güç de geldi mi? Yok daha. Hiçbir zaman yeterince değil. Şöyle bir hikayemiz var. Ha bu ağırlık kaybısı. P5'ine benzeyen eller ya şeklerle. Dozu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunu böyle. Böyle elle sürdüğün zaman abi kaydırmayı engelliyor. Aslında bilgisayar oynarken kullansam mesela elini terlemez. Vazelin yerine bunu kullanıyorum değil mi spor yaparken? Evet abi. Güzel abi. Bütün ağırlığımı veriyorum. Allah belan versin bütün ağırlığımı. Abi diyorum ya onu duvara bağlayıp çekmeyi daha iyi çekiyorum. Bütün ağırlığımı veriyorum lan. Bak hani koldan çekmeyi geçtim. Kendimi çekiyorum. Ha, aşağı kendimi düşmeye göz alıyorsun değil mi? Birer evet. Hayatta daha küçük göründüğün hiçbir açı olmamıştı. Şu an öyle bir açı. Tuna'nın götü, senin kafan. Kanka Tuna senin kafan.
kafanı yumurta diye kırıp yer şu an. Ben bu adama domuz dedim yıllarca. Biz ekipçe bunun hakkını yedi. Bir de 40-50 kilo verdi bu. Vallahi. Ver kamerayı bana sen geç lan tıfıl. Bunu böyle tutup kaldırdığım hiçbir dünya yok. Ben bakayım harbiden idmanlar yaramış bu aralar. Oğlum maalesef varmış ya. Burası abi tehdit platformu bu arada, üstüne durduğu şey. Tamam, bir gösterelim abi. Mesela oyunculara öneriyor musun spor yapmayı? Öneriyorum yani. Dopamin salgılanıyor değil mi? Ciddi. O da farklı bir dopamin. Oyundasa oynarken dopamin salgılanıyor. Bu da farklı bir. Tamam, ciddi bir arkadaşım olarak soracağım. Disiplini nasıl sağlıyorsun spor yaparken? Ben sağlayamıyorum. Ya şöyle bir sana aslında. Gitmeyenlerden adam benim işte. Benim için idman anı en güzel an yani. Böyle tutku. Deadlift platform dedin ya. Ha? Deadlift tam tanımı ne şimdi mesela? Deadlift ağırlık yerde ölü biçimde duruyor. Gelip kalkıyorsun. Bak bacaklarında izler var. Barın sürtmesi lazım oraya. Çünkü öbür türlü bara uzak durursan, bacağın haltere sürtmezse uzakta ağırlık uygulayamıyorsun gücüne. Yani dikey olarak tam doğru güçle kaldıramıyorsun. Forma giremiyorsun. 400 kilosa hissiyatı 410-420 gibi oluyor mesela. Ne abi? Diren de benim ayağımda kaldırabiliyorsun değil mi sen şu an teknik olarak? Ya daha fazla da kaldırırım. Benim söylediğim bana beni bir tur kaldırır. Yok yok öyle olmuyor işte. Mesela spor günü dışında fiziksel aktivite yapmamak lazım bu tarz. Şu ciddi kilolar sakatlık riski de var onların. Geldi abi. Bak spor günü olmuş. Boş hali kaç kilo bunlar? 20 kilo. Yetti mi kanka? Yok daha kaldırırım daha fazla. Tamam ama düşün 30 kere kaldıracağım. Ha yok. 30'a değil mi? 45 mi oluyor? Ben sana hemen bak dur ağırlık takayım sana. Ben yine ağırlık takayım. Kağıt gibi ağırlık. Abi deadlift günüm bugün. Bugün ağır çalışıyorum. Oğlum bu ne? Şaka bunlar. O onlama çifte lazım. Ha çok pardon. Bu olur mu? Evet Tuna Tavus'un gerçek ağırlıkları da bunlar bu arada. Ne? Plastiklerin falan içi boş arkadaşlar. Tuna kandırıyor bizi. Buna bunlarla çalışıyor. Çok güzel var detaylar var. Burada asıl gamer. Aa. Timo. Timo var. Gamepad. Tak bakalım nasıl olacak ya? Dur abi. Öbürünün bu küçük olan öbürünün. Ha o zaman olmuyor mu? O küçük mü? Bunlar da bu arada 5 kilo falan yani. Tabii tabii 3 kilo bunlar da. Onun hissettiği benim hissettiğim işte. 5-3. Oğlum Mortal Kombat'taki 8 kollu şey gibisin lan. Goro. Goro mu? Tam onunla öyle oldun. Onun da kemeri var. Böyle. Bu beli bayağı bir koruyor. Beli koruyor, neyden koruyor? Ağırlıkta ezilmesinden. Şimdi kanlı olanlar halter plakası abi, havadan atabiliyorsun. Darbeye daha şeyler, incelerde powerlifting plakası demir, bunları atamıyorsun. Yani powerliftçi bırakırsa ne olacak? Ya bırakabilir de halterciler atıyor ya havaya kaldırıp. Hmm. Bu daha ağır hissettiriyor, bir de bir yüksek bir ağırlığı şu bara bunlara takamazsın. 3 tane taktın bar da oldu zaten. Değil mi? Evet. İnce takman lazım. Bu mesela ağır bir şey. Şimdi kaç tane? Bundan 20 tane mi kaldırıyorum sen? Her tarafında 400 atsam, her tarafında 7 tane bundan, bir tane 15 oluyor. Bir tarafında. Barın ağırlığı var bir de. Bir de barın ağırlığı var işte. Oğlum bunlar sadece ağırlığı kilitleyen şeyler. Ama bunlar da ağırlık aynı zamanda. Bunlarla adam öldürürsünüz bu arada yani. 2,5 bunlarda. Hmm. Kilitler 2,5 kilo. Ağırlıkları sen düşün, kilidi 2,5. Bak Betty Boop'lu havlum orada, spor havlum. Nedir abi Betty Boop? Bakalım şöyle bir karı ya. Betty Boop. Böyle bir karı. Ya, böyle bir havlum. Ya içi çok minnet bu çocuğun ya. Bayan ağır kanka abla. Betty Boop. Ya. Ha o da farklı bir bar, trap bar deniyor ona. Barın arkasına önüne değil de içine girerek kaldırıyorsun. Hmm. Ben bununla 500 kilo kaldırmıştım. 500 kilo? 500 mü? Dünya rekoru ne? Şimdi bu harekette bilmiyorum ama normal deadlift'te 500 kilo. Ooo. Ya herif insan değil kanka zaten yani. Bağırsın yapıyorum, şurada yapıyorum abi genelde. Kaç tane oluyor? Şu an bu kiloda 3-4 tane buluyorum tabii ki. Ama 150-140 kiloda 20 tane yapıyorum. 3-4 tane ben de yaparım ha amına. Tabii efendim. Askeri adamlar konuşacak. Sağlığını, vücudunu disiplinli bir şekilde koruyorsun. Tabii tabii ya burada hani insanlar sanıyor ki ben bilinçsizce yemek yiyorum. Kaynak adam işti mi adamda orada? Kan değil mi o? Kan. Ne oldu magnezyum diyordun? Hani magnezyum iyi geliyordu. Oğlum kanla terle yapılıyor bu işte. Öyle çocuk oyuncağı değil. Respect, respect. Kanka hiç havalı laflar falan söylemeyin. Herkes sik gibi görünüyor şu an. Hiç öyle bir role girmeyin yani. Anladın mı? Hiç müzik falan kurtaracak hiçbir şey yok. Oğlum biz oturduğumuz yerden oyun oynayan insan var. Aa çikolata var lan. Ha bak protein var. Gel. İkram edeyim protein var. Bak bir tanesinde 12 gram protein var. Kaç kuşbaşı yemiş kadar oluyor? 2 yumurta. Protein gibi gözüküyor da tadı yok. Şu arkaya bir bakalım. Ondan sonra en önemli şey maneviyat. Aile orasıyla ben bir konuşmak istiyorum abi. Tabii ki abi. Yani mesela Tuna Tavus'un annesi ne hissediyor abi? İyi geçtin abi bu kapıdan. Ya Hobbit evi gibi şu an burası. Tuna geçerken. Evet, evet. Burada baharatlar. Tuna
Yemek yiyeceği zaman herhalde kullanılan şeyler. Ben bununla 10 kilo mantı yapmıştım. Doktor Aydın'la yemiştim. Doktorla beraber 10 kilo mantı. 10 kilo. 10 kilosu çiğ. Yapınca 30 kilo oldu. Masaj aletin bu. Masaj aleti abi. Kendi yapalım. Nereye? Bacağı mı? Bacağı bence daha iyi olur. Kası eziyor. Evet. Bayağı eziyor. Sert şey. Sikem abi. Hayal etmek zorunda kaldım Allah. Bu da masaj. Ama bir olay oldu ya. Yoğurmalı. Oğlum bak vazelin gördük, peçete gördük, bu çıktı. Bu şey, ama var git içinde bu da ne ya? Form, yani yere yatıp sırtını eziyorsun bununla da. Tamam abi. Kendi vücut ağırlığınla kendine masaj yapıyorsun aslında. Şu arkandaki tankerde ne var? Bu su deposu ya, bu evin su deposu. Günlük içtiğin su gibi bu da. Bu da hükmeti amına koy. Bombalıkları var burada abi. Var da abi. Bir sporcunun olmazsa olmazı ananas. Ananası biliyorsun faydalarını birçok alandaki. Seviyorum ananası. Herkes çok sever. Evdeki üçüncü buzdolabım abi bu ya. Ha bu sen şey. Sen stok yapmıyorum dedin. Ya çok bir şey yok içinde zaten az kaldı. Ay sonu ya bitti sayılır ama. Oğlum sen ayda bir... Abi çabuk bozuluyor stok yapmıyorum dedin. Üç tane buzdolabım var evde. Bizimkiler yolda söyledi. 80 binlik falan et alıyor dediler sonra. Oğlum kaç tane peynir var? Peynir mi bu evdeki? Hellim çok severiz abi. Hellim çok severim ya. Harbiden. Evin her yeri dolap, yiyecek. Ya her şey devasa. Kazan, tencere. Kapıdan çıkarken kutuna görürüm lütfen. Evet bir görün şöyle. Onu sonra alacağım. Merhaba bir yere gidelim. Tamam. Yani Tuna Tavus'un annesi olmak nasıl bir şey ben merak ediyorum bu duyguyu. Hadi bakalım yukarıya. Şimdi burada 3 tane nesil var. Nazan Hanım, Ceyda Hanım ve Tuna. Hem sizden bahsetmek istedim ben hem de ne ilginç hikaye var, ne zorluklar yaşıyorsunuz. Mesela Tuna'ya yemek yapmak nasıl bir konu yani? Bitiyor mu? Sürekli mi istiyor? Bir evi Tuna'yı kotarmak akşam pert oluyoruz gerçekten. Siz ne hissediyorsunuz? Yani Tuna Tavus'un annesi olmak nasıl bir duygu mesela? Tuna'nın annesi olmak güzel. Gerçekten harika bir duygu kesinlikle. Biz onunla çünkü birlikte büyüdük gibi bir yerde de. Arkadaş gibisiniz. Evet. Gerçekten hani anne dışında en iyi arkadaşım da diyebilirim. Tuna'yla hayat çok akıcı, çok tempolu. Aksiyon bitmiyor. Hiç bitmiyor. Sürekli bir şey çıkıyor. Ben yurt dışlarında da hep annemi götürüyorum seyahatlerde. İşte hem beraber gezelim hem bana kameramanlık yapıyor. Orada video çekiyoruz falan. Bir de gün sonunda beraberiz. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. O da mentale iyi gelen bir şey. Yani yatıp kalkıp duacı olmak zaten öyle, öyle. Kutsal yetiştirmiş bir de üzerine kameramanlık. Her şey. Arabayı da kullanıyorsun diyebiliyorum. Şimdi ben hem şoför, yerine göre aşçılık, yerine göre kameraman, psikolog. Hani aklınıza gelebilecek her şey oluyor. Onun dışında böyle dediğim gibi gayet tempolu, yoğun bir hayatımız ama var. Ama keyifliyiz. Yani Tanrı'nın şanslı kullarındanım ki sevdiklerimle bir arada yaşıyorum. Bu çok güzel bir duygu ya. Bu çok güzel bir duygu. Evet. Vallahi öyle. Çok ama çok korkuyorum böyle gecenin bir saati ya yemek yoksa evde ve ben... Normal anne korkuları çocuğunda dışarıda başına bir şey gelmiş falan oluyor ya. Hayır, benim korkum gece uyuduktan sonra ben eyvah ya yemek yoksa ve açsa benim çünkü direkt böyle anne. Ciddi bir sorun yani. Ben biliyorum nasıl ciddi bir sorun. Ekonomik olarak da ciddi bir sorun. Her anlamda zaman olarak da ciddi bir sorun. Öyle. 200 suçu, 100 paket çips falan. Batmaya yakın. Tuna'ya 4 gün baktık biz hala. Çalışmak için çalışıyoruz. İnanırım yani. Kesinlikle. Abi bir daha size gelirken kırı çek abi sen. Gecenin bir saati birden böyle güm diye 400 kilo deadlift'te de uyanabiliyoruz yani. Hakikaten çok ilginç deneyimler bunlar. Normalde bir ailenin annenin yaşayacağı şeyler de değil yani. Ya anneannem. Annem bana şey yapıyor. Zaten hiç değil. O zaman birer tane ilginç olay alıp videoyu da noktalayalım. Bir gün Tuna'yla biz ikimiz birlikte yürüyorduk. Ondan sonra yanımızdan bir hanımla bir tane oğlu geçti. Benim genç bir çocuk, yanında da anne. Ondan sonra kadın birden döndü böyle. Aman Allah'ım nedir bu insanlık dedi bunu. Tabii sizin garip laf duyduğunuz şok oluyordur Tuna'nın yanında. Neler? Nedir bu? İnsan mı? İnanamıyorum, canavar mı? Falan böyle. İnanamıyorum. Ama şey doğru gerçekten Google Search'te gerçekten aratmışlar. Tuna Tavus insan mı diye. Evet evet. Türkiye'den büyük bir insan mısın şu an hala? Öyledir ya öyle tabii tabii. Tuna gittiğimizde iki büyük şey hazırlamıştım Tuna'ya mama. Öyle iki büyük kasede. Ondan sonra gece Tuna'nın mamasını vereceğim bir aktım. O büyük kase yok. Tuna'nın babası yemiş mamasını. Onu tatlı zannetmiş.
Tamam, nereden bir şey... Ya yemeği içmeyi seviyoruz. Ben yani radyoaktif bir serpinti mi karıştı küçükken bir şeyin içine? Yani oradan teorileri var herkesin seninle alakalı. Evet yani. Vallahi çok güzel sanılı bir aile yapısı görüyorum ben. Teşekkür ederiz evinizi açtığınız için. Her zaman, her zaman bekleriz. Keyifle. Biz de çok memnun olduk geldiğiniz için. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yani çok sağ olun yani bu muhabbetiniz için. Siz de umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.